Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Boğaçayı üzerinde yosunlaşmadan kaynaklanan görüntü ve koku kirliliği yapılan çalışmalarla gideriliyor. Bir ay önce başlayan çalışmalarda kuraklık nedeniyle fazlalaşan su yosunları temizlenirken su yüzeyi temizleme aracı da 15 Kasım tarihine kadar Boğaçay'da temizlik faaliyetini sürdürecek. Boğaçayı'ndan yayılan pis kokuların ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Boğaçayı üzerinde oluşan yosunlar hem kötü bir görüntüye hem de kötü bir kokuya sebep oluyordu. İşte bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri deniz yüzeyi temizleme teknesiyle birlikte Boğaçayı üzerinde temizleme çalışması başlattı. 3 Mayıs tarihinde başlatılan çalışmalarda önce su yosunları biçiliyor, ardından deniz temizleme teknesi su üzerindeki kesilen su yosunlarını topluyor. Boğaçayı üzerinde yapılan 3 Mayıs'tan itibaren gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında son 2 günde çıkan su yosunu miktarı da işte burada bulunuyor. 15 Kasım tarihine kadar devam edecek olan Boğaçayı temizleme çalışmaları bölgeye piknik yapmaya ve dinlenmeye gelen vatandaşların karşılaştığı pis kokuyu ve görüntüyü ortadan kaldıracak. Boğaçayı üzerinde yapılan temizlik çalışması sırasında işte çay içerisinde yaşayan böyle küçük balıklar da temizleme aracına takılıyor. Görüyorsunuz ki hala yaşıyorlar. Biz de hemen onları denize atalım ve popülasyonlarına engel olmayalım. Boğaçayı içinde yaşayan canlı popülasyonda bu kirlilikten nasibini alıyor. Özellikle alabalığın bol bulunduğu çayın içindeki yılan balıkları ve alabalık yavruları da kirlilik nedeniyle ölümle karşı karşıya kalıyor.